kağıt uçakla ilgili ilginç konuları biliyor musunuz? İşte size kağıt uçak enleri. En uzun zaman. Şu anda bir kağıt uçakla en uzun süre 29,2 saniyedir. Ve bu rekor Japonya'da Takotsu tarafından 19 Aralık 2010'da elde edilmiştir. En uzun mesafe. Atılacak bir kağıt uçağın rekor mesafesi Joe Ayotte tarafından atılan ve John Collins tarafından tasarlanan bir uçak tarafından kırıldı. Atış 26 Şubat 2012'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Sacramento yakınlarındaki hava kuvvetleri üstünde yapıldı ve mesafe 226 feet yani 69,14 metre. En yüksek irtifa atışı. Fox Valley kompozit filosu ABD'nin Illinois eyaletindeki havalimanından bir helyum balonu fırlattı. 29.424 metrede balon patladı ve kağıt uçak yere düştü. Uçuş 2 saatten biraz fazla sürdü. Bu görev öğrenciler için bir bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik projesiydi. En büyük kağıt uçak 28 Eylül 2013'te Almanya Braunschweig Teknoloji Enstitüsü'ndeki öğrenciler ve çalışanlar tarafından yapıldı. Kağıt uçak 8,10 feet yani 2 metre 47 santim yüksekliğinde bir platformdan bir uçak hangarından fırlatıldı ve 59 feet yani 18 metrenin biraz üzerinde uçtu. Kağıt uçağın yapımı 14 kişinin inşasıyla 1200 saat sürdü. Uçağın kanat açıklık genişliği 59,7 feet yani 18,21 metreydi. En iyi kağıt uçak vuruşları. 6 Ocak 2010'da Fumihiro Uno kağıt uçağı 3 metre mesafeden bir kovaya fırlattı. Hedefi arka arkaya 13 kez vurmayı başardı. Böylece bir kağıt uçakla bir hedefi en çok arka arkaya vurma rekorunu kırdı. Uzaya atılan kağıt uçak. Uzaya fırlatılan bir kağıt uçağın nasıl uçacağını hiç merak ettiniz mi? İşte Japon astronot Takuya Onishi'nin uzay mekiğine bir kağıt uçak fırlattığı video. Takuya Onishi, Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü için seçilen ve 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 4 ay geçiren bir Japon astronotudur. Onishi'ye Japon Deney Modeli Uzay Laboratuvarı'nda bilimsel deneyler yapma fırsatı verildi. Uzaydan çıkan kağıt uçaklar. 2008'de Takuya Todo, şimdiki dünya rekoru sahibi, bir kağıt uçağın en uzun mesafe uçuşu ve havacılık mühendisi Shinya Suzuki, dünyanın yaklaşık 250 mil 400 kilometre yukarısındaki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan kağıt uçaklar fırlatmak için bir plan geliştirdi. Plan sonunda bir kenara bırakıldı ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki hipersonik bir rüzgar tünelinde 7 santimetre uzunluğundaki bir kağıt uçağın bir prototipi Mach 7 hızlarına 200 santigrat derece olduğu bildirilen sıcaklıklara 10 saniye boyunca dayandı. Prototip şeker kamış iliklerinden yapılmış ve ısı direncini artıran ancak yine de katlanmasına izin veren özel bir tür cam kaplama ile kaplanmış kağıt kullanıldı.